merhaba. Bugünkü konuğumuz Audi A7. Bu şık ve güzel araca tabii ki MMI sistemi kurulumu yapacağız. Diyeceksiniz ki zaten MMI var, işte kontrolü var, ekranı var. Ama arkadaşlar bu gördüğünüz gibi küçük ve çözünürlüğü düşük ekran. Burada dokunmatik yüzeyi yok. Basılabilen bir 3-4 diye düğmeler var. Bunu görüyorsanız bu boş versiyon bir MMI, yani özelliği olmayan, yani bu cihazda video izlenemiyor. Navigasyon özelliği yok. Gördüğünüz gibi araç menülerimiz, araç ayarlarımız İngilizce ve ekran çözünürlüğümüz çok düşük. Video izleme özelliği de olmayan, navigasyon özelliği de olmayan baz versiyon, temel versiyon bir cihazımız. Bunu orijinal MMI sistemiyle dönüşümünü yapacağız. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Yeniden merhaba. Audi A7 aracımızın MMI sistemi kurulumu tamamlandı. Hemen birlikte kontrolümüzü yapalım. Evet, gördüğünüz gibi video kliplerimizi oynatabiliyoruz. Cihazımızın 2 adet SD kart girişi var. Diğerinden farklı olarak SD kart girişi direkt dışarıda değil, gördüğünüz gibi. Open tuşuyla kapağımız açılıyor. 2 adet SD kart girişimiz var. Şu an kart slotlarımız boş. Videoyu dahili hard diskten oynatıyoruz. USB'den veya SD kart girişlerimizden video kliplerimizi araca yükleyebiliriz ve dahili hard diske kopyalayabiliriz. Biz kopyaladık daha önce. Buradan istediğimiz video klibi oynatabiliriz veya MP3'lerimizi yine dinleyebiliriz. Navigasyonumuz kuruldu. Gösterge panelinde de gördüğünüz gibi görebiliyorsunuz. Navigasyon ayarlarımız da yine Türkçe. Planlanmış bir rotamız var. Test etmek için. Biraz geriden ülkeye bakalım. Sağa doğru çevirdiğimiz zaman haritaya geriden uzaktan bakabiliriz. Sola doğru çevirdiğimiz zaman da bizi konumumuza doğru yaklaştıracaktır. Burası touchpad alanı, aynı zamanda el yazısını tanıma özelliği var. Mesela bir adres arayalım. Rastgele bir veri girelim. Şu dokunmatik yüzeye dikkat edelim. Gördüğünüz gibi burası dönüştü. Şu anda da parmak izini tanıdığını söylüyor. Mesela A harfini yapalım. Tabii ben P gibi yaptım. A'yı şöyle yapmam gerekiyordu. Evet. A oldu. C harfi. Evet. İlgili yerde bu ben caddeye sokak aramıştım. Bu caddeye sokaklar vardı. Evet, navigasyon bu şekilde. Araç ayarlarımızı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi araç ayarlarımız da tamamen Türkçe oldu. Joystick elimin altında. Rahatça kumanda edebiliyorum. Her şey anlaşılabilir durumda. Nerede ambiyans ayarlarında kullanırız. Hepsi anlaşılır durumda. Ve artık çok daha kolay bir kullanıma sahip oldu. Aynı zamanda sesli diyalog sistemimiz de var. Türkçe olarak çalışmaktadır. Radyo. Frekans 97,5 MHz. 97,5 MHz. Number Türk'ün frekansıymış o zaten. Başka bir yer. Frekans 94,2 MHz. Frekans 94,2 MHz.
Evet. Veya medya. Medya. Jukebox. Jukebox. Gördüğünüz gibi sesli olarak da kumanda edebiliyorum. Navigasyonda mesela bir komut vereyim. En yakın hastane. En yakın hastane. Satırı söyleyin lütfen. Satır 3. Satır 3. Rota rehberi başlatılsın. Evet. Rota rehberini başlat. Evet. Rota hesaplanıyor. Lütfen sağa sapınız. Hemen arkasından sola sapınız. Evet. Şimdi sağa sapınız. Hemen arkasından sola sapınız. Gördüğünüz gibi sesli diyalog sistemimiz de gayet verimli bir şekilde çalışıyor. Buna kaydı ara komutunu vererek de rehberimizdeki bir kişinin adını soyadını söyleyerek de arama yaptırabiliriz. Cihazımız kısaca medya özelliklerinden bahsetmiştik. Tekrarlayacak olursak 2 adet SD kart girişi var. Dahili hard diski var. Video ve film seyredebiliyorum. Daha büyük SD ekranı 6 inçti. Bu 8 inçlik bir HD ekrana sahip. Diğer ekran çözünürlüğü çok daha kötüydü. Bluetooth'tan müzik dinleme özelliğimiz var. Şöyle sağ üst tuşa bastığımda kaynaklarımı görüyor. Jukebox'ım, işte SD kart slotlarım, DVD'm. Bu AMI bağlantısı da şuradaki jack girişimiz. Buranın istersek USB bağlantısını takarak USB ya da video source kaynağını takarak da harici bir ayaktan video bağlantısı verebilirim. iPhone'umdan Bluetooth üzerinden ve Wi-Fi üzerinden müzik yayını yapmam mümkün. Kablosuz olarak. Bunun dışında radyo görünümümüz bu şekilde. Ses ayarlarımızı kontrol edelim. Miadent 7/24 bilgilendiriyor. Amelikteki diş ve diş eti iltihabının devreye girdiği büyük bir sonuç. Sağ sol ses ayarını yapacağımız zaman tıkladığımızda gördüğünüz gibi buranın yine dönüştüğünü görüyoruz. Daha rahat dokunmatik aracılığıyla ayar yapabiliyorum. Çok daha kullanışlı ve keyifli bir hale geldi. Her şey Türkçe. Arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Audi A7 gibi bir araçta bu özellik olmazsa olmazdı. Hem video izleyebiliyorum, navigasyonumu kullanabiliyorum, araç ayarlarım Türkçe oldu, dahili hard diskim var, SD kart girişlerim var, sesli diyalog sistemim var. Aracın fabrikasyon OEM sistemi, yani başka bir aracın komple setini bu arabaya takmış olduk. Audi'nin üretimidir. Her şey olması gerektiği gibi, gördüğünüz gibi çalışmaktadır. Kesinlikle aftermarket, yan sanayili işlem yapmıyoruz ve Audi'nin bu kalitesine kalite katmaya devam ediyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için.